Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda parlayacak. Ve 30 Nisan'da meydana gelen Boğa Burcu'ndaki güçlü güneş tutulmasının tesirleriyle Mayıs ayına başlıyoruz. Güzel bir güneş tutulması, yönetici gezegen Venüs'ün Jüpiter'le muhteşem kavuşumu, Uranüs etkisi bu güneş tutulmasını hem sürprizli hem de iyileştirici anlamda hayatımıza katıyor. Sizin için de dost bir burç Boğa'da meydana geliyor 9. evinizde. Mayıs ayına aslında özgüvenli, cesur bir şekilde başlayabilirsiniz ve yeni olasılıklar gündemde olabilir. Fırsatlar, yurt dışı konuları, uluslararası alanlardan daha fazla gelebilir hayatınıza. Venüs ve Jüpiter'in muhteşem kavuşumu eş partner konularında destekliyor. Eşinizin hayatında iyileştirmeler olabilir, iyileşmeler olabilir. Tabii ki yeni ilişkiler, evlilikler, işbirlikleri anlamında da bu tutulmanın size çok hızlı ve çok sürpriz olduğu kadar da çok verimli etkileri söz konusu olabilir sevgili Başaklar. Gezegeniniz Merkür ayın 10'una kadar İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak. Dolayısıyla muhtemelen bu ay bazı kararlar verebilirsiniz. Karşılaştığınız kişilerle ilişkilerde veya işte işle ilgili girişimlerde olabilir, eğitim konuları olabilir, seyahatlerle ilgili planlar, programlar olabilir. Bunları Merkür gerilemeden 10 Mayıs'a kadar olan süreçte tamamlamakta fayda var. Ayın ilk günlerinde özellikle çok daha şanslı, çok daha destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Ve 10 Mayıs'ta Merkür, gezegeniniz Merkür İkizler Burcu'nun 4 derecesinde gerilemeye başlayacak. Gerileme önce İkizler'de sonra Boğa Burcu'nda oluyor ve 2 Haziran'a kadar devam edecek. Gerileme dönemlerinde aslında bilinçli olursak kendi lehimizi kullanabiliriz. Bu dönemde mesela hızlı hareket etmeyeceğiz, biraz yavaşlayacağız. Hani hızlı kararları Mayıs'ın ilk günlerinde yapabiliriz. Yani buralarda gökyüzü bizi destekliyor. Ama Merkür gerilerken öyle bir anda aklımıza gelen her düşünceyi uygulamaya koymamak gerekiyor. İşte alışverişlere temkinli yaklaşacağız. Zaten imzadır, sözleşmedir. Hani bunlara biraz ara vermek ya da beklemekte fayda var. İçinde bulunduğumuz şartları değerlendirebiliriz. Yaptığımız çalışmaları gözden geçirebiliriz. Muhtemelen Merkür retrolarında eksikleri fark ederiz. Onları düzenleriz, tamamlarız. Daha önceden hani yarım kalmış işlerle ilgileniriz. Daha önceden yapmış olduğumuz ama bir türlü fırsat bulamadığımız bazı konulara Merkür retrolarında tekrar şans tanıyabiliriz. Yani bunlar bizim için olumlu olabilir. Olumlu değerlendirebiliriz. Ayın 11'inde şans gezegenimiz Jüpiter Koç burcuna geçecek. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Balık burcunda hızlı bir şekilde ilerleyen Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Yaz ayları boyunca Koç burcunda olacak 27 Ekim'e kadar. 28 Haziran'da 8 derece Koç burcunda gerilemeye başlıyor. 27 Ekim'de tekrar Balık burcunun son derecelerine geçecek ve nihayetinde 20 Aralık'tan itibaren artık tamamen Koç burcunda olacak. Ama onun öncesinde yaz boyunca 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda olacak sevgili Başaklar. 8. evinizde olacak. Yani bu dönem aslında iyileşmeler, kısmetler, daha çok başkalarının parasal kaynaklarını kullanabileceğiniz anlamına da geliyor bu. Yani eşinizin kaynakları artabilir. İşte böyle bir yatırım desteği istiyorsanız, bir ortaklı iş girişimi falan, buralarda maddi kaynaklarınız olabilir. Eğitimle ilgili bir bursa ihtiyacınız var. Mesela bunu alabilirsiniz. Bir kredi alabilirsiniz. Bir borcunuzu daha rahat ödeyebilirsiniz. Yapılandırabilirsiniz. Miras, sigorta, nafaka gibi konularda da sizin lehinize gelişmeler olabilir. Çünkü Jüpiter iyileştirir ve buralardaki kaynakları arttırır, büyütür. Yani bu fırsatlar var ve 27 Ekim'e kadar bu konularda Jüpiter'in şansları sizinle olabilir sevgili Başaklar. Ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi etkinleşiyor ve ayın 16'sında bu açının da tesiriyle beraber yılın ilk ay tutulması olacak. 25 derece Akrep burcunda tam ay tutulması. Güney düğüm yönünde olan, Satürn'den açı alan, zor ve biraz hani krizli bir enerjisi var bu ay tutulmasının. Duygusal konularda zorlayıcı olabilir. Daha çok toplumsal ve kolektife ait konularda önemli krizlerle yüzleşilebilir ki ekonomik anlamda yıpratıcı etkiler artabilir bu ay tutulmasında. Ve hayatımızda bizi duygusal olarak etkileyen bazı konularda da zorlanmalar olabilir. Sağlık konularına da dikkat etmek gerekiyor. Satürn açısı nedeniyle kronik sağlık sorunları kendini hissettirebilir. Özellikle çevremizdeki kişilerde yakınlar olabilir, yaşlı kişiler olabilir. Yani buralarda hasta kişiler, sağlık sorunu olan kişiler. Akrep dolunayı bir tamamlanma, bir dönüşüm dönemi. Artık iyileşmesi mümkün olmayan bazı şeyler hayatımızdan çıkabilir.
Üçüncü evinizde meydana gelecek. Daha çok yakın çevrenizdir. Akrabalar, kardeşler, kuzenler, yeğenler. Hani onlarla ilgili bazı krizler olabilir. Ya da ticari alanlarda bazı yönetmeniz gereken zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin böyle bir ticari oluşum bitebilir ya da bir anlaşma, sözleşme tamamlanabilir. Bir seyahat planınız var. Hani burada gecikmeler olabilir, sorunlar olabilir. Kardeşlerle ilgili bazı sıkıntılarınız olabilir ki burada sorumluluklar alınması gerekebilir. İş meşguliyetleriniz biraz öne çıkabilir. Satürn çünkü 6. evinizde de ilerlediği için hani size ekstradan hani mesuliyetler getirebilir bu tutulma. Belki de bir yeni bir şeyleri öğrenmek için ya da yeni bir ticari girişim için hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Sağlığınıza, çalışma düzeninize şöyle bir çeki düzen vermeniz gerekebilir. Evet, herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa sevgili başaklar, sizin için önemli etkileri olabilir. Daha çok aslında sizin için bireyselden ziyade biraz yakınlarınızdaki kişilerle ilgili bir tutulma bu. İşte kardeşleri etkileyebilir, komşuları etkileyebilir, akrabaları etkileyebilir, iş arkadaşlarınızı etkileyebilir. Hani buralarda bazı krizler, hastalıklar, dönüşümler, hani yönetilmesi gereken konularla, duygusal olarak da bizi biraz zorlayabilecek konularla karşı karşıya kalabiliriz. Tutulma tesirleri ay ortalarında evet güçlü bir şekilde kendini gösterebilir ama tutulmalar dolunaylardan daha uzun sürelidir. Özellikle en güçlü etkilerini 1-1,5 aylık süreç içerisinde gösterirler. Dolayısıyla biraz daha uzun vadeli bu tesirler devam edebilir. 21'inde Güneş ikizlere geçecek sevgili başaklar. Evet, kariyer alanınızda parlamaya başlıyor. Bu da ayın son günlerinde sizin için hedeflerinizin biraz daha büyümesi, iş ve sorumluluklar alanında yaptıklarınızın başkaları tarafından daha fazla fark edilmesi anlamına gelir. 23-24 Mayıs Güneş-Jüpiter seksil açısı var. Şanslı enerjiler var. Hani bu da iş konularında sizi destekleyebileceğini ya da üstlerinizden destekler alabileceğinizin işaretçisi aslında. 25'inde Mars da Koç'a geçiyor. Enerji daha da artıyor. Ayın son günlerinde Güneş'le Mars'ın bir kavuşumu var. Para alanınızda çok enerjiler aktif. Yani burada evet gelirlerde artış olabilir ama hızlı harcama eğiliminde de olabilirsiniz. Çok fevri davranmayın. Zaten Merkür gerilemesi var. Öyle yatırım yapmak, işte alışveriş yapmak, borç vermek. Buralarda fevri olmamak gerekiyor. Sabırsız hareket edersek bazı riskler artabilir. Güneş-Mars kavuşumu. Kazalara, sakarlıklara da zemin hazırlayabilir. Fiziksel aktivitelerde de mümkün olduğu kadar hani kişisel güvenliğimize dikkat etmek gerekiyor. Böyle ufak tefek operasyonlar olabilir. Örneğin hani bir diş operasyonudur, bir tedavidir ya da estetikle ilgili bir uygulamadır. Ameliyatlar, operasyonlar konusunda da Mars'ın 8. ev tesiri gündem getirebilir. Ayın 30'unda 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay tabi ayın son gününde doğduğu için daha çok Haziran'ın ilk 2 haftasını şekillendiren bir yeni ay aslında. Değişken bir burç ikizler ve sizin için de önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa sizin için daha belirleyici olabilir bu etkiler. Geleceğinizi şekillendirecek işte kariyer, iş konularında yeni hedefler, yeni adımlar, yeni görevler olabilir, yer değişimleri olabilir. Üstlerle ilişkiler, otoriteyle ilişkiler, ebeveynlerle ilgili konular da bu yeni ayın kapsamında gündeminizde olabilir. Evet, ayın geneline şöyle bir bakarsak, bu yeni ay sevgili başaklar, aslında ilişkilerden destek aldığınız bir yeni ay. Yurt dışı konular, uluslararası konular çok açık ve ayın ilk günlerinde, bunda eğitim için olabilir, iş girişimleri olabilir, yurt dışında yaşamak, yerleşmek gibi hedefleriniz olabilir veya hani ticari konularda, uluslararası işlerdeki bazı girişimleriniz olabilir. Buralarda destekliyor. Ayın ilk günlerinde buraları, bu alanları planlayabilir, adımlar atabilirsiniz ve eşten, partnerden, ortaklardan önemli şanslar var. Fırsatlar var, işbirlikleri gibi konular da var. Bu destekleri alabilirsiniz. Yasal konularda mesela bir dava vardır. Hani burada hak arayışlarınız varsa ayın ilk günlerinde de bu hak arayışlarınızda sizin lehinize gelişebilecek çok ilahi destekler, yardımlar söz konusu olabilir. Evet, Merkür Retrosu'na dikkat edeceğiz. Ondan sonra Merkür Retro. O yüzden acele etmiyoruz. Her şeyi 2 defa, 3 defa gözden geçiriyoruz. Yani 3 kere düşün, 1 kere konuş gibi böyle bir enerji var. Geçmişle ilgili konuları değerlendirebiliriz. Gözden geçirmeler yapabiliriz. Sevgili başaklar,
Akrep burcundaki ay tutulması ayın 16'sında, ay ortalarında biraz yakın çevre, komşular, kardeşler, akrabalar, onlarla ilgili bazı krizlerimiz olabilir. Duygusal olarak da olabilir, maddi olarak da bu baskıları, sorumlulukları biraz yönetmek gerekiyor. Ve ayın sonunda 8 derece ikizler yeni ayı, aslında sizin için önemli bir yeni ay ama bunu daha çok Haziran'da etkilerini hissedeceğiz. Haziran ayında belki de iş, meslek, kariyer konularında bazı yeni girişimler, yeni açılımlar söz konusu olabilir sizin için. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.